bakın. İşte arabaların, beyaz arabaları yani, griye çevirme maliyetine falan bakın yani, öyle değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani tasarrufu öyle yapmak istenirse yani, ciddi biçimde o kadar güzel yapılabilir ki, bu bir sistematik olarak Deniz'in de söylediği gibi böyle tek tek kamu ihale kanunundan başlamak koşuluyla. O ihaleler almış başına gitmiş, bu birkaç örnek ama zaten bu hep söyleniyor. DMO dediği kamu ihaleleri Deniz'in diyor. Devlet Malzeme Ofisi'ni söylüyor. Devlet Malzeme Ofisi bütün devletin ihtiyaçlarını bir tekelden alıyor. Ama nasıl alıyor, nasıl yapılıyor, onun denetimi nasıl, onları da belirlemek İhaleleri lazım. İhaleleri de çok bilmiyoruz. Evet. Bilmiyoruz. Benim... Ebru Hanım. Buyurun. Bu konuştuğumuz konuyu iki AKP'li duayen ismin sözleriyle destekleyin. Buyurun. Rahmetli Burhan Kuzu. Demedi mi? Devlette öyle bir israf var ki anam anam anam, dedi mi demedi mi? Bülent Arınç, devletteki israfı kaldırsak milletten vergi almaya ihtiyaç kalmaz, dedi mi demedi mi? Dedi. AKP'liler kendileri söylediler bunu. Ama bunlar da unutuldu. Meclis başkanıyken Binali Yıldırım meclis lokantasında 550 çeşit yemek var, seçmekte zorlanıyoruz, dedi mi demedi mi? Yani biz bunları muhalifiz diye söylemiyoruz. AKP'liler kendileri söylüyorlar ama bu ne periz, bu ne lahana turşu. Belki de mucize budur bunlar, Cem Bey. Duayen isimler AKP'de. Şöyle, hepsi milletvekilliği yapmış, başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış isimlerden bahsediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ya dün sanayicilere, karamsar olmayın ama bende de mucize yok dedi. Belki de mucize işte bunları yapabilmektedir. Değil mi? Ama yapamayacak. Yani şimdiye kadar olmadı, evet. Belki seçim sonrası, bilmiyorum. Ama şöyle bir tabloya baktığımızda şu ana kadar konuştuğumuz. Bu arada bir izleyicimiz yazmış, martılar da simitsiz kaldı diye. Eskiden vapurdan biz martı atardık ya İstanbul'da. Şimdi atamıyoruz diyorlar. Doğru bak o iş haklı. Önce simidi alıştırdık. Aynen, martıları. Şimdi simit de veremiyoruz martılara. Yani şimdi iş dünyasından gelen sabır ve stres testindeyiz açıklaması var. Bu enflasyon kendi kendine mi düşecek diyor mesela Ankara Sanayi Odası Başkanı. Sadece vergileri artırıyorsunuz, sürekli zam yapıyorsunuz. Ona bağlı ücretler de artıyor. Kamu harcamaları da artıyor. Siz bu vergiyi nasıl düşüreceksiniz? Mehmet Şimşek bir de dalga geçmiş ya, yer çekimi var, yer çekiminde. Dedim ya demin, uzayda yani, olduğumuzu düşünürsek de, belki uzaydayızdır. 150 kiloya gelirseniz kilo olarak 140 kiloya, 45 kiloya otomatik düşersiniz. Bu enflasyon da öyle. Yok, çok ama 70'e 80'e çıkarırsanız tekrar 60'a düşmesi gayet normal bir şey. Bu enflasyonla düşme anlamına gelmez ki. Işin Hoca diyor ki siz diyor 150 kilosunuz, yani 145 kiloya indiğinizde böyle kilo vermiş anlamına gelmiyorsunuz diyor. Hazine ve Maliye Bakanı başka bir şey söyledi. Ülkenin hazine ve Maliye Bakanı enflasyonu kütlesi olan bir şeymiş gibi anlatıyor. Yani yer çekimi var, illa düşer diyor. Sürekli yani, havada mı kalacak? Yer çekiminde düşmesi için kütlesi olması lazım. Elle tutulur olması lazım. Yani dalga geçiyor yani. Yer çekimine dayanamaz, düşer. Taş mı bağlayacaksınız ayağına? Bir dakika, kısa bir aradan sonra sorun olur mu Cem Bey? Kısa bir ara vereyim, ondan sonra sorun.